Bayram Bey. Veda yemeği, sezonu kapatma yemeği. Biz sezona, Sayın Başkanımız tabii Yiğit kendi oğlum, evladım ve bunun izniyle müsaade edelim. Onursal başkan olarak tecrübelerimde, akıllarımda gençlerin durarak ben bir şeyler tabii çalışıyorum. Ben tanıyan bilen biliyor tabii ki. Yıllarca Kuruçeşme Belediye Spor'da 17 yıl başkanlık yaptım. Bit Belediye Spor'un kurucu başkanlığı. Bu vesileyle tabii ki ihale ettiğim şeyler gerçekleşmeyince, İzmir Spor kapatılınca biz inzivaya çekildik. Bir dönem Kocaeli Spor Bahri Yavuz'la. Ama tabii ki kurt var ya, boş duramadık. Yani Yiğit oğlum Yer Kaptan bölgesinde oturduğumuzdan dolayı bu bölgede bir amatör takım gereksinimi olduğunu ifade etti. Biz arkasında durarak destek verdik ve sefer arkadaşımız da bu işin içerisinde, gazeteci kendisi, yabancı da değil, arkadaşımız ve hısmımız da oluyor. Oluşumu oluşturduk ve ben de arkalarından destekleyerek yaptım. Tabii ki sezona transferlerle başlarken son 3 günde çok yoğun bir tempo transferle işte yine eski takım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, işte Ömer Çalık, Alparslan kardeşimizle beraber çok iyi transferler yaptık. Ben inanıyorum ki bende balda oynayan 6 tane sporcum var benim, ya da 7 tane. Hepsi bu şehirde güzel işler yaptılar. Ama kendileri bir kenara koymadılar, hala faal olarak oynuyorlar. Yine amatör kulübümüzün en iyi kalecilerini aldık. Fakat öyle talihsizlik ki işte 25 yıl geriye döndük ya, sahamız yok, bir şeyimiz yok. Çıktık 2 günlük takımı, idmansız çıktık. Elimizden geldiği kadar tabii ki güzel maçlar, güzel müsabakalar da yaptık. Bizim takımda herkes yetenekli futbolcu bence. Ama nasip kısmet olmadı diyelim. şanssızlık oldu, bayağı üzüldük. İnşallah gelecek seneye farklı projelerle Kocaeli futbolunda inşallah bir şeyler yapabilirim veya yapabiliriz arkadaşlarımla. Yani böyle yazık oldu, nasip kısmet diyelim çünkü uzatmalarda yenildik. Genel anlamda en büyük eksiğimiz tabii ki antrenmansızlık. Antrenman yapamadık istediğimiz gibi çünkü bir maç yaptık, tam maç temposunu yakaladık derken 1,5 ay bir ara oldu. Sonuçta evliler var, yeni çocuğu olanlar var, işte çalışanlar var. Rakipler çekildi, 1,5 ay, 2 ay bir ara oldu. O arada iyi değerlendiremedik. Değerlendirsek bile maç temposu çok farklı. Evet. Ben bu takımı kurma amacım halı sahada oynamayalım. Arkadaşlarıma gidelim, lige girelim. Öyle başarılı elde edersek ederiz. Edemezsek bizim için spor olmuş olur. Anlamında bir kuruluş oldu. Ama babamla konuştuk, ettik. Yani dedik daha profesyonel, biraz daha profesyonel düşünmemiz lazım dedik yani. Sonuçta Kocaeli'ye hitap ediyorsun. Kocaeli'nin bir takımı. Yani 10 gol yemek var. İşte 2-1 bitmesi var maçın. O çok kötü bir durum olurdu. Ben eski takım arkadaşlarımı çağırdım. Yani rica ettim. Onlar da sağ olsun kırmadılar. Sorunuza gelecek olursak seneye tabii biraz daha gençleştirmeyi düşünüyoruz ve antrenman programlarını daha net almayı planlıyoruz. Sanıyorum ikinci haftadan sonra, ikinci hafta itibariyle evet. Şampiyonluk ekleyecektiniz ama nasip olmadı. Nasip olmadı. Sizin de bir sezon değerlendirmeniz. Evet. Hocam kamera da birlikte değil mi? Şimdi 3 aydır bu takımı işte başında olduk. Yani antrenman doğru düzgün yapamadık işte başkanımızın söylediği gibi. İşte sağ problemleri oldu, sağ alamadık. Yani futbolcular idmanlara gelemedi işten dolayı vesaire. Ondan dediğim gibi 3 tane takım ligden çekildi, maç temposu yakalayamadık. Bir de takımın da yaş grubu biraz yüksekti. Tamam, tecrübe var, tecrübe elemanlar çok kişi var. Ama işte idman, düzenli idman yapabilseydik, herkes gelmeye daha biraz daha elverişli olabilseydi. Yani grupta şanssızlıklar da çok oldu. Yani bu şanssızlıkları bir türlü yenemedik. Özellikle son maçta, final maçında 3 dakikada 2 tane gol yedik. Biri penaltı, biri de
işte dalgınlık mı diyelim, adam rahat geldi orta sahadan, gol attı. Bir önceki yarımca maçı çok tempolu geçti. Hele son 10, son 50 dakika 10 kişi oynadık. Vallahi ben o maçta inanmıştım şampiyon olacağımıza. Ama nasip olmadı işte. Yarımca gerçekten çok kuvvetli takımdı. Herkese Kirazlıcalı, yine genç takım, yine elinden geleni yaptı. Ama işte son maç olmadı, nasip kısmet. Tecrübe yaşadık. Ben de ilk defa A takım çalıştırdım. O da bana bir tecrübe oldu. Futbolcular bir tecrübe yaşadı. Bu hatalardan ders alırsak seneye yani birinci olarak kesin çıkar grupta. Murat Bey'le beraber çalıştık. Nasip tabii ki. Murat Bey 3 dönem mi, 4 dönem mi vardı? Bir dönem mi? 4 dönem mi vardı? Başkanlık yapıyor. En son Eyüp Çakal vardı. İşte Eyüp Çakal vardı. İşte evet. 3-4 dönem oldu herhalde. Tabii ki şu anda Murat Aydın başkan. İşini yapıyor. Yapıyor ki kimse çıkmıyor bence şehirde. Yani nasıl olur? Nasıl yapılır? Başarılı herhalde Murat Bey. Şehirde memnun, amatör de memnun. Ama ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Hani 3 dönem kuralı der, biliyor musunuz? Yani biz buna şey diyoruz, hücre yenilenmesi diyoruz. Bence amatörde de hücre yenilenmesi gerekiyor. Bypass gerekiyor. Bu Sayın Murat Aydın'ın başarısızlığı anlamında değil. Yeni yüzler, yeni simalar, yeni heyecanlar gerekli bu şehirde. Yani Murat Bey başarılı mı? Murat Bey başarılı. O zaman başarılı olan siyasetçi, başarılı olan STK temsilcisi bu üst kademesinde olmalı. Sayın Başkan'a ben şunu söylerim bence. Kendisini severim. İyi kadim dostumdur. Abi kardeş ilişkilerimiz var. Saygılı bir arkadaştır. Başarılı da buluyorum tabii ki. Murat Bey Futbol Federasyonu'nda amatör kulübü başkanlığı, amatör kulübü yöneticiliği bir yerde olsun, bir yerlerde olsun istiyoruz. Elimizden bir şeyler geliyorsa yardımcı olalım. Ama işte artık değişim zamanıdır şehirde. Her şey değişmelidir.